8 Türk ile 1 Yunan'ın katledildiği ve Almanya tarihine bir kara leke gibi düşen NSU cinayetleriyle alakalı dava 17 Nisan'dan itibaren Münih'te görülecek. Dava Münih'te görülecek ama Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi almış olduğu bir kararla, davayla alakalı almış olduğu bir kararla adeta bir skandalı imza attı. Mahkemenin duruşma salonunda basın için ayırdığı 50 kişilik listede hiçbir Türk medya kuruluşuna yer verilmedi. O listede serbest gazeteciler, radyocular, hatta inanmayacaksanız paparaziler bile var. Peki sokaktaki vatandaşımız bu skandal karar hakkında neler düşünüyor? Kameraman arkadaşımız İbrahim Arıkan'la beraber bu sorunun cevabını sizler için araştırdık. Ya bu dava gerçekten çok acı oldu. Baştan Almanlar hata yaptı. Bu ikinci hata oluyor. Gerçekten bu dava bir büyük bir kum altında kaldı. Yani bu kumun altından bunu nasıl çıkacaklar? Bu mahkeme heyeti, gerek sorumlular, burada onay verenler. Burada sadece Türk televizyonlarını ve Türk Tagesseytunur preseleri, gazeteleri almamaları gerçekten biz Türkleri üzücü. Avrupa'da yaşayan 3,5 milyon Türk. Bunun haricinde Türkiye'de 70 milyonun üzerindeki Türk halkı buradan haberleri bekliyorlar. Bu 8 tane Türk vatandaşı bizim vatandaşımızdır. Tabii bu, o bir tane Yunan, bir tane Alman var. 10 kişi. Bu 10 kişinin mahkemesi nasıl görüldüğünü Türk milleti bunu gerçekten yakından izlemek istiyor. Bunu nereden isteyecek? En yakın Türk televizyonlarından. Nereden okuyacak? Türk gazetelerinden. Bunlar içeri alınmadığı zaman gerçekten mahkemede neler oluyor? Bu art düşünceler başladı ve bu vatandaşlarımızın art düşüncesi de haklılar. Bir gerekçe var ortada. Bu ne oluyor? Böyle bir hadisede, böyle bir mahkemede, bu mahkeme almaya açtı. Dünya buradan mahkemeyi seyrediyor. Neler oluyor? Bu yapılan hatayı eğer Türkiye yapmış olsaydı yer yerinden oynardı. Bu hata nasıl oluyor? Nasıl yaparsınız? Ama böyle bir hatayı yaptılar. Bir an önce çözmelerini temenni ediyoruz. Çünkü bu hata kabul edilemez. Benim televizyonum girip içeriden haberleri naklen yayını dışarı veremiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü kaybolan vatandaşım, öldürülen vatandaş benim vatandaşım. Onun için Türk milleti burada haklıdır. Basın olarak, televizyon olarak sizler de haklısınız. Bunu bir an önce açmaları gerekiyor ve orada ikinci bir odadan televizyonlar, siz işte oradan izleyin, bu doğru değildir. Bunu biraz düz bakmayacaksın. Bunu açacaksın. Eğer orada yer kalmadıysa biraz sandalyeleri küçültürsün, açarsın. Bu Türk basının da orada yer alması gerekiyor. Biz öyle düşünüyoruz. Bu kararı biz de gazetelerden takip ettiğimiz kadarıyla tabii ki hoş karşılamıyoruz. Ölen arkadaşlardan bir tanesi de bizim eskiden arkadaşımızdı, Habil Bey. Öldürülen insanların 5-6 kişi de Türk olduğu halde bir kere basın özgürlüğünün olmadığı, özellikle de Türklere karşı alınan bu tavrın Almanya'da Türkler tarafından iyi karşılanmadığı bir aşikar. Buna gerekli Türk basını da yeterince yer verdiğini zannediyorum. Her gün aşağı yukarı birçok gazetelerde yeterince çıkıyor. Yani biraz anlam veremiyorsunuz. Anlamda vermiş değiliz zaten. Ama zannediyoruz mahkeme kapısında bekleyecek yine bizim Türk gazeteciler. Öyle yazılıyor gazetelerde okuduğumuz. Vallahi ben bu işte bir kasıt olduğunu düşünüyorum. Çünkü öne sürdükleri sebepler sudan sebepler. Mahkeme istese tabii ki Türkiye Gazetesi gibi, Hürriyet gibi, Zaman gibi büyük basın kuruluşlarına yer ayırabilir. Salon müsait. Öyle rastgele basın kuruluşlarına yer verdiklerine göre kaldı ki 8 tane kurban bizim vatandaşımız. Dolayısıyla Türk basınına da yer ayrılmaması büyük ayıp. Büyük tepkiler alıyorlar. Telefonları kilitlediği söyleniyor mahkemenin. Sizce kararda değişim olur mu? Olmaz. Çünkü çok üzerlerine gidildi. Onlar da birkaç defa kendi almış oldukları kararı savunmak zorunda kaldılar. Kendi iç tüzüklerinin, kanunların, geçerli kuralların arkasına sığındılar. Zannetmiyorum bu saatten sonra bir şey değişeceğini. Değişirdi belki ama bizden biraz daha baskı gelmesi gerekirdi. Keşke bu şekilde bir karara varmasaydılar. Türk toplumuna veya basımına da bir oradan bir yer ayrılsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani şimdi bunu ters tepki olarak değerlendirmek de istemiyorum. Belki kontenjanlar o şekildeymiştir ama ben Türk basında orada olmasan tarafaydım. Çok utanç verici bir şeydir. Yani bizim milletimiz, bizim burada bir heyeti hakkımız yok mu? Yapacak bir şeyimiz. Bunu bana aynısını Almanlar da sordu. Aynısını dedim. Siz aynı Unfeşem Tayyip. Aftoyç. Evet. Netmedas. Evet. Böyle çok utanç verici bir şey. Bunu söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Bizim basımız nasıl? Biz burada bir millet değil miyiz?
Bu iyi bir şey değil. Madem o Türk gazetesi de buraya gelemeyecekse bizi de burada koymasınlar. Bunlar da göndersinler. Madem böyle bizim hakkımız yok, gazetesi gelmeyecekse onlar ya bir röportaj yapamayacak, onlar dinlemeyecekse bizi kim savunacak peki? 8 tane de can olmuyor. Değil de 8 tane. Yani bunlar istediği şekilde her şeyi istiyorlar da bizim gazetemiz niye gelemiyor yani? Bu haklar niye tanımıyor? Madem demokrasi varsa. Bunlar istediği şekilde Türkiye'ye istediği şekilde girip çıkıyorlar. Gazetesi giriyor. Her bir şeyleri girip çıkıyor. Her tarafta maçından da olsun, şununla da olsun, bunu da olsun. Her konuda giriyorlar. Belki de problem neydi? Gazeteciler içeriye almıyorlar. Gazeteciler gelip başka değişik bir şey mi yapacak? Kim savunacak? Türkiye Cumhuriyeti savunmayacak. Kim savunacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti elini koymaz. Başbakan diyecek ki bizim gazetecimiz niye oraya gidip ne konuşuyor? Onu da dinlesin. Yani bu iyi bir şey değil yani. Ve bir şey değil yani. Bunlar istediği şekilde yani. O zaman göndersinler, istemesinler bizi burada. İşte bak bakayım. Bu göstersin, Alman'a göstersin. Şu bakkala bak bakayım. Kimse var mı bir tane Alman? Ha? Millet burada devleti kalkındırıyor. Almanya'yı kalkındırıyor. Alması lazım. Türk basının üzerine gitmesi lazım mühim olan. Ben her gazeteyi okuyorum. Ben gazetelerin bayağı üzerine gitmeleri lazım. Bilhassa Türklerin yani. Yani hiçbir televizyon, hiçbir basın, hiçbir ajans, hiçbir şey alınmıyor. Sizce niye böyle bir karar almış olabilir? Nasıl değerlendirir? Valla bilmiyorum ama Türk medyasına araştıracağım, soracağım. Korkuyorlar mı acaba üzerine gitmekten bunun? Neden acaba? Siz gidiyorsunuz en azından yani. Gitmeleri lazım normalde. Anlam veremiyorum. Tabii. Çok yanlış görüyorum eğer. Ben gazete okuyorum dediğim gibi. Tüm gazeteleri okuyorum ama hani dediğin gibi fazla üzerine giderecek bir şey görmüyorum yani. Şimdi o geçen Fransa'da olan olayda da Türk medyası ne kadar yakın oldu? Hiç yakın olmadı. Ya bu ölen 8 kişi. Ha bunun arkası gelmez. Gelir mi? Devam yani medya eğer bu olayı böyle bir inanmazsa ya da açmazsa bu olayı tabii ki bu olayların sonu gelmez. Bu olaylar böyle devam eder. Bugün 8, yarın 5, yarın 20. Takip etmesi şart diye düşünüyorum. Ben avukat Turan Ülüçay. Ben ve meslektaşlarım Ali Kara ve Önder Boğazkaya Stuttgart'ta avukat olarak çalışmaktayız. Enes U davasında hangi aileyi temsil ediyorsunuz? Bizler Enes U davasında 2006 yılında Dortmund'da Enes U terör örgütü tarafından öldürülen Mehmet Kubaş'ın Türkiye'de yaşayan anne babası ve kardeşlerini temsil ediyoruz. Sizin Enes U cinayetlerine bakışınız nedir? Şimdi kamuoyunun da bildiği gibi ilk Enes U cinayeti 2000 senesinde işlendi. Ben şahsen adli soruşturmanın birinci cinayetten sonra gereken özenle yürütüldüğü görüşünde değilim. Şayet bu özen gösterilmiş olsaydı daha sonra işlenen cinayetlerin engellenebileceğini düşünüyorum. Güvenlik birimlerinin herhangi bir hatası olduğunu düşünüyor musunuz? Güvenlik birimlerinin hatasından ziyade kendim anayasa koruma teşkilatlarının gerek örgütün kuruluş aşamasında gerekse daha sonra işlenen cinayetler esnasında kendilerine ulaşan bilgileri yeterli derecede değerlendikleri görüşünde değilim. Şu an gündemde Enes U davasında Türk basın mensuplarının alınmayacağı söyleniyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bildiğiniz gibi Enes U terör örgütü tarafından öldürülen insanlardan 8 tanesi Türk kökenliydi. Dolayısıyla gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da kamuoyunda Türk vatandaşlarımızın mahkemeye yönelik yoğun bir ilgisi var. Mahkeme heyeti kararını verirken bu yoğun ilgiyi göz önünde bulundurması gerekiyordu. Türk basın mensuplarına ayrı bir kontenjan ayırması gerekiyordu. Nitekim buna benzer davalarda, kamuoyu ilgisinin yoğun olduğu davalarda bu yöntem izlenmişti. Evet. Peki müvekkilleriniz bu duruma ne diyor? Müvekkillerimiz Türk basın mensuplarının mahkeme salonuna alınmamasından son derece rahatsızlar. Ben buradan tekrar mahkeme heyetine basın mensuplarıyla ilgili verdiği kararı tekrar gözden geçirmeye davet ediyorum. Stuttgart'taki Batnak yangın faciasından sonra bu kez Kassel'de yangın faciası ucuz atlatıldı. Elektrik su tesisatı kapatılan ve boş bir halde duran ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşananlara bir türlü inanamayan Saadettin Bayrak, mağdur olduğunu ve sorumluların bir an önce bulunmasını istedi. Saadettin Bey, bize bir anlatır mısınız? Bu olay nasıl gerçekleşti burada? Olayın gerçekleşmesini biz de olay olduktan sonra, bir gün sonra duyduk. İlk önce üçüncü olay bu, yangın olayı. Yangın olduktan daha önce olduğu zamanlar bir hafta sonra polis bize haber verdi. Beş gün sonra, bir hafta sonra ama en son kesin olduğunda birkaç gün öncekinde. Siz burada oturmuyorsunuz. Ya biz burada oturmuyoruz. Siz burayı ne zaman aldınız efendim?
Bizim alış tarihimiz aşağı yukarı 6 ay, 6-7 ay o civar, o 7 ay olmuş. Peki, aldıktan sonra bu bina aşağı yukarı belki 100 senedir burada ama biz aldıktan sonra kısa bir zaman içerisinde 3. bir yangın oluşu. Polisten daha önceden de aynısı, yani çok net bir bilgi alamadık yani. Araştırıyoruz diyorlar ama somut bilgi yok. Kimi yaktığı henüz tespit edilemedi. Burası ama her taraf kapalıydı sizin. Tabii kapılar kilitli. Peki bina içeriden yanmış değil mi? Yani birisi içeri girmiş, tabii. Özellikle bir de bile yakılamıyorlar. Yani. Tabii içeri girilmiş, yanılmış yani bilinçli olarak. Yani kendi kendine elektrikten, daha önce elektrikten çıkmış olabilme ihtimali var dediler. Daha sonra komple elektrikler iptal edildi. Şu an elektrik falan da yok. Ama yani üçüncü olması zaten bunun yani açık ve net birisi bilinçli olarak yakıyor. En azından bir can kaybı olmadı yani. Evet, yani tek tesellimiz o. Bir can kaybının olmaması. Bir başka yangın haberi ise Köln'den geldi. Biz yangın olayını dün akşamdan itibaren haber aldığımızda Avrupalı Türkler Noktalar Derneği idarecileri olarak yangın yerine geldik. Bu görevi de vatandaşlarla, arkadaşlarla birlikte ifa etmeye çalışıyoruz. İdarecilerimizin bir kısmı da sabah erken saatlerde yine buraya geldiler. Gerek Türk basınını gerek Alman basınını haberdar ettik. Aynı zamanda konsolosluğumuzun yetkililer de buraya geldi. Olay dün gece 21.30 sıralarında çıkmış. Yangına ilk müdahale eden karşı binada oturan bir Türk vatandaşı. Şayet kendisi bahçe hortumuna müdahale etmemiş olsaydı o zaman yangın çok daha büyüyecekti. Ve ölü sayısı da büyük bir ihtimalle çok olacaktı. Allah korumuş. Sadece iki ölü var şu ana kadar bize verilen bilgi. Bu ölen iki vatandaşlardan bir tanesi bayan, bir tanesi erkek. Köln'de Türklerin yaşadığı Hohenberg'de çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Aralarında Türklerin de olduğu 26 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Trabzon Sürmeneli Yusuf Kızıltaş'a ait 14 dairelik apartmanda çıkan yangında bir Alman genç ve Arnavut kız arkadaşı hayatını kaybetti. Fransa'nın Almanya sınırında bulunan Mutzig Dağ kasabasında ise Türk ailenin yaşadığı evde çıkan yangında Sebahattin Üçer isimli Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Fransız yetkililer yangının kundaklama olmadığını açıkladılar. Havacılık sektöründe yeni atılımlarıyla dikkatleri çeken Sun Express başarı çıtasını her geçen gün yükseltiyor. Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu Sun Express, yaz döneminde 3 milyondan fazla koltuğu yolcularına sunacak. Şirketin Frankfurt Havaalanı'nın yakınlarındaki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgi verildi. Uçuşlar İspanya'ya, Yunanistan'a, Kırbetistan'a taşımaya başladı. 2012 yılında özellikle Berkemi'nin şirketini oluşturdu. Yunan uçurumunda da büyüyeceğiz, İspanya'da büyüyeceğiz, Mısır'da büyüyeceğiz ve yatırımlarımız uçak siparişlerimiz olacak. Şu anda uçak siparişleriyle alakalı net bilgi veremiyorum fakat önümüzdeki günlerde bu şirketin de büyümesiyle alakalı net bilgileri paylaşacağız. Çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda Genel Müdür Yardımcısı Selver Aydın çalışmalar hakkında bilgi verdi. Birçok firmanın yaptığı gibi fiyatları çok ucuza açıyor, sonra pahalandırıyor, sonra tekrar ucuzlatıyor gibi zikzaklar çizebiliyordu. Fakat 2012-2013 yılındaki stratejiyle fiyat kurduğumuzu sabitledik. Biz mütemadiyen fiyat değiştirdik, mütemadiyen fiyatlarla olmayan bir konumdan çıktık ve belli sabit fiyatlarla devam ettik. Açıkçası bunun dürüst bir yaklaşım olduğunu. Toplantının ardından yetkililer Postun sesi mikrofonlarına konuştular. Biliyorsunuz Türkiye'nin Avrupa'nın 30 farklı şehrinden Türkiye'nin 12 şehrine direkt seferler düzenlemekte. Bu sene bu seferlerimiz ilave olarak yeni hat olarak Strasbourg İzmir'e ilave etmiş bulunuyoruz ve Bremen İzmir'e idare etmiş bulunuyoruz. Onun haricinde bu seneki farklı bir uygulamamızda İzmir hub olarak aldık biz. Yani İzmir üzerinden Avrupa uçtuğumuz 30 şehirden Türkiye'nin değişik noktalarında İzmir bağlantı seferlerimiz var. Çok geniş bir uçağımız var. Vatandaşlarımızı her noktaya direkt uçamıyoruz. Ama İzmir üzerinde Türkiye'nin birçok noktasına vatandaşlarımızı ulaştırıyoruz. 2013 yılında Sun Express her zamanki gibi yaz kış sürdürücü direkt seferlerine devam edecek. Aktarmanın uçuşların zorluğunu yaşayan insanlar bilirler. Özellikle 12-13 saat yolculuk
çocukla memleketlerine ulaşmanın çilesi yaşlı ve çocuklu yolcular için çok ağırdır. Biz bunu bilerek direkt sefer yatırımlarına devam ediyoruz. Yaz kış duraksamadan devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı SunExpress'te memleketlerine çok daha kolay, çok daha hızlı, çok daha konforlu götürmeyi vaat ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, uçaklarımıza bu zevki, bu mutluluğu, bu sevinci yaşamaya davet ediyoruz. Hessen Eyaleti Çevre Bakanlığı Türk-Alman Sağlık Vakfı ile Türklere yönelik enerji kampanyası başlatıyor. Kampanyanın tanıtımı dolayısıyla Hessen Eyaleti Çevre, Enerji, Tarım ve Tüketicileri Koruma Bakanı Lucia Putrih ile Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Yaşar Bilgin toplantı düzenledi. Hessen'de en büyük göçmen grubunu oluşturan Türkleri enerji tasarrufuna teşvik etmek ve bu konuya duyarlılıklarını artırmak amacıyla böyle bir kampanya başlatıldığını belirten Bakan Putrih, İş yerinde ve evlerde çok basit yöntemlerle enerji tasarruf etmek mümkün. Örneğin gereksiz lambaları söndürmek, enerji tasarruflu ampuller kullanmak veya kaloriferlerin derecesini bir derece azaltmak gibi yöntemlerle çok ciddi tasarruf elde edilebiliyor. Pek çok kanaldan halkı enerji tasarrufu konusunda bilgilendiriyoruz. Evlerin dış cephelerinin izole edilmesi veya çatılara güneş enerji panelleri taktırılması gibi çabalarda çevrenin korunmasına önemli katkılar sağlıyor. Hatta evlerin dış cephelerinin izole edilmesi kendini 10 yılda amorti ediyor. Çatılara taktırılan güneş panelleri ise yatırılan paraya yılda %2-3 oranında, yani şu anki banka faizlerinden daha fazla gelir getiriyor. Das ist also auch eine Möglichkeit, indem man Investitionen tätigen kann, indem man Energie sinnvoll einsetzt. Ich bin hessische Ministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Hessen Çevre, Enerji, Tarım ve Tüketicileri Koruma Bakanı olarak her geçen gün önemi artan bir alandan sorumluyum. Enerji, çevre ve iklim korumasıyla çok yakından ilişkili. Şu sıralar Almanya'da enerjide dönüşüm konusuyla yoğun olarak meşgulüz. Bu yüzden sürece mümkün olduğunca herkesi katmak istiyoruz. Örneğin Hessen'de yaşayan herkesi. Bu çerçevede çok sayıda kampanya yürütüyor, bilgilendirme çalışmaları yapıyor, işbirliklerine gidiyoruz. Türk-Alman Sağlık Vakfı ile yaptığımız işbirliği de bizim için çok değerli bir çalışma. Çünkü Türkler eyaletimiz Hessen'de en büyük göçmen grubunu oluşturuyor. Her katılım kampanyaya çok yardımcı oluyor. Bununla gelecek nesillere de bir şeyler vermiş oluyorlar. Enerji tasarrufundaki bu hassasiyetleriyle çocuklarına da örnek oluyorlar. Böylece çocuklarına neler yapılması gerektiğini sadece göstermiyor, aynı zamanda bunu günlük yaşamlarına uygulayarak örnek de oluyorlar. Burada hepimize görev düşüyor. Doktor Yaşar Bilgin de burada yaptığı konuşmada enerji tasarrufu alanında bakanlıkla yakın işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, hazırladıkları Türkçe broşürlerde çevre korumasını emreden Kur'an-ı Kerim'in ayetine de yer verdiklerini vurguladı. Doktor Bilgin, amaçlarının kampanyayı Hessen'de yaşayan tüm Türklere duyurmak olduğunu söyledi. Bavyera'nın ikinci büyük şehri olan Nürnberg'te, Şubat 2014 yerel seçimleri için Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayını kamuoyuna tanıttı. Sebastian Berm, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. 41 yaşındaki üniversite mezunu Sebastian Berm, Nürnberg'de mali müşavir olarak görev yapıyor. Belediye Başkanı adayı Brem, Türk kökenli seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. Wir sind alle Nürnberger, ob türkischstämmig mit Pass oder mit türkischen oder deutschen Pass, wir sind alle Nürnberger und wir sind alle in unserer Stadt beheimatet und deswegen wollen wir alle gemeinsam die Zukunftsfragen in unserer Stadt voranbringen. Dafür steht die CSU und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen die Stadt voranzubringen für die Zukunft unserer Kinder, unserer Enkel und Sie sind alle aufgerufen mit mir gemeinsam die Themen auch zu diskutieren und die Stadt voranzubringen. Insofern, jeder, der in der Stadt wohnt, ist auch in der Stadt zu Hause und ist auch beheimatet in der Stadt. Herzlich willkommen. Wir eröffnen den Wahlkampf und ich freue mich auf die Diskussion. Bölge Yönetim Kurulu üyesi ve CSU Uyum Kurulu Başkanı İsmail Akpınar ise Sebastian Brehm'e güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Dün CSU Nürnberg, Fürth, Schwabach
parti yönetim kurulu olarak Sebastian Breim arkadaşımızı oy birliğiyle Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdik. Sayın Breim'le 15 senedir beraber çalışıyorum. Çok Türklere yakın bir arkadaşımız. 2000'de beraber uyum çalışma grubunu kurduk ve kendisi o zaman bölge başkanıydı ve beni uyum kurulu başkanlığına getirdi ve kendisi Türklere yakın ve Türklere de hizmet edeceğini düşünüyorum ve onun için de kendisini tebrik ettim ve beraber önümüzdeki günlerde, haftalarda, günlerde Türk vatandaşlarımızla bir araya gelerek, Türk derneklerini ziyaret ederek kendi görüşlerini, kendi siyasetini vatandaşlarımıza anlatmaya çalışacağız. Ve hepimiz için, Nürnberg'de yaşayan 40 bin Türk için hayırlı olmasını diliyorum. Bavyera eyaletinin başarılı iş adamı ve dahi çocuğu Ali Cengiz, ürettiği %100 elektrik arabalarını görücüye çıkarttı. Her yıl düzenlenen Münih Çevre Fuarı'na katılan Ali Cengiz, %100 elektriğiyle çevirdiği araba ve motosikleti ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuarda ziyaretçilerin ilgi odağı olan Ali Cengiz ve eşi Aynur Cengiz, oğulları Ejder Cengiz, üretmiş oldukları elektrikli arabalar konusunda ziyaretçileri bilgilendirdiler. Aynur Hanım, iyi günler diliyorum. Bugün Landshut Umwelt Messe'yi ziyaret ettik. Sizin de burada standınız var. %100 elektrikle çevirmiş olduğunuz arabaların deneme sürüşü yapıldı. Konsolosumuz Selçuk Eke Bey de geldi. Neler düşünüyorsunuz? Adım Aynur Cengiz. Eşim Ali Cengiz'in üretmiş olduğu %100 elektrikli arabayı burada sergilemekten gurur ve onur duyuyoruz. Bunun devamı da mutlaka gelecektir. Daha iyilerini yapmaya çalışacağız inşallah. Aynur Hanım, üretilmiş olan arabalar kaç kilometre mesafeye gidip gelebilir ve saatte kaç kilometre hız yapıyor? Üretilmiş olan arabalarımız 150-200 kilometre mesafe yapıyor ve 160 kilometre hızdan gidiyor. Efendim, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. 4 gün devam eden fuar boyunca elektrikli araçları kullanmak isteyen ziyaretçiler özel pistte sıra bekledi. Münih Başkonsolosluğu konsoloslarından Selçuk Eke, Porsche marka %100 elektrikli arabayı kullandı ve başarılı iş adamı Ali Cengiz'i tebrik etti. Şimdi 8. Landshut Umwelt Messe'deyim. Buraya hem belediye başkanının hem de Ali Cengiz Bey'in daveti üzerine geldim. İlk defa olarak bu şehre geldim. Fakat burada çok başarılı Türk iş adamlarının olmasından onur ve gurur duydum. Özellikle Ali Cengiz isimli vatandaşımızın kendi firmasında üretmiş olduğu araçları ve özellikle motorlarının elektrikli olması beni çok gururlandırdı. Ben de şahsen hem şu anda üzerinde oturmakta olduğum arabayı deneme şansını buldum. Hem de bir motor sikleti denedim. İnanılmayacak derecede başarılı iki çalışma. Ve bunu da buranın belediye başkanı da aynı şekilde değerlendirdi. Kendileri de beraber fuarda gezdik. Türk vatandaşlarımızın burada çok büyük bir imajı var. Belediye olsun, diğer Alman vatandaşları olsun çok iyi iletişim içindeler. Beni son derece gururlandırdı. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. Ve bundan sonra olacak olan faaliyetlere de katılma düşüncesindeyim. Karlsruhe Din Hizmetleri Ateşeliği tarafından düzenlenen güzel hutbe okuma yarışmasına ilgi büyük oldu. Mannheim Yavuz Sultan Selim Camii'nde yapılan programa vatandaşlarımız adeta akın etti. Karlsruhe Din Hizmetleri Ateşesi Mustafa Akpınar ve din görevlilerinin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada Sefa Cici birinciliği elde etti. Ve onurlu kalabilmek hususunda rehberlik etmiştir. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilirken Ateşe Mustafa Akpınar gösterilen ilgiye teşekkür etti. Bu sene 13.sünü yaptığımız hutbe ateşelik finalinde öğrencilerimizin bu
kalitesini görünce doğrusu büyük bir mutluluk duydum. Onlarla gurur duydum. Yani sanki böyle bizim karşımızda hafta sonları camilerde ders görmüş birileri değil de sanki böyle bir İmam Hatip mezunu, hatta ilahiyat tahsili görmüş gibi hem telaffuzlarıyla hem cemaat karşısındaki duruşlarıyla gerçekten hepimizi memnun ettiler. Bugün de efendim birincilerimizi seçtik. Birinci, ikinci, üçüncü öğrencimizi belirledik. Ama bizim için yani o birinci, ikinci, üçüncüden de öte, evet, 11 bölgemizden 11 öğrencinin gelmesi ve bu yarışmalara katılmasıydı. Bizim asıl başarımız budur. DİTİP Sindelfingen Ulu Cami yeni yönetim kurulunu belirleyen genel kurul toplantısını üyelerin yoğun katılımıyla seçti. Olağan genel kurul toplantısı İstiklal Marşı ve Abdullah Bora Hoca'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kurulda konuşan Halil Karaçoban, 21 yılı başkan olmak üzere 24 yıllık dernek yönetiminden ayrılacağını belirterek delegelere teşekkür etti. Ne oldu, ben hakkınızı helal edin diyor. Hepinizi ben kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Yeni yönetim kurulu adına Başkan Zeki Tekin üyelere teşekkür etti. Seçim sonrasında yeni yönetimi basına tanıtırken efsane başkan Karaçoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi ve onursal başkan seçildi. Değerli arkadaşlar, burada bir raket var. Bunu tabii ki Sayın Başkan Ali Karaçoban'a burada severek saygı içinde vermeyi hepimiz arz ediyoruz. Tamam, içini oku. İçini oku diyorlar da çok uzun. Kimsenin vaktini almak istemiyorum. Ben söyleyeceklerimi kendi sözlerimle söylemek istiyorum. Burada zaten çok konuşma yaptık. Onun için kısa kesmekte de hayır vardı. Halil Karaçoban bu sene bu caminin kesin bir demir başıdır. Bu caminin temeli de, bu caminin direği de, bunu hepimiz biliyoruz. Değerli arkadaşlar, gerçekten ilk başta ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bu işe ikimiz başlamıştık. Gece gündüz her zaman çalıştığını ben görmüştüm. Onun için bunları konuşurken çok ferah ve çok rahat bunları söylüyorum. Bu yaptıklarından dolayı Sayın Başkanım, sana çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal edin. Sektörün duayen isimlerinden Can Süpermarket şube sayısını arttırmaya devam ediyor. Can Süpermarket bu kez Fürt'te hizmet vermeye başladı. Yoğun ilgi gören açılışa İhlas Medya, Nürnberg temsilcimiz Fethi Daş ve çok sayıda vatandaşımız katıldı. 650 metrekare alana kurulan süpermarkette özellikle Türk ürünleri, sebze, meyve, bakliyat, helal kesim et ve tavuk bulunuyor. Müşteri memnuniyetini daima ön planda tutan Can Süpermarket, 10 çalışan personeli ve 3 meslek öğrencisiyle birlikte city tarzında müşterilerine hizmet verecek. Açılış için yapılan indirimler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Süpermarketin açılmasına memnunuz. Alışverişinizi yaptınız mı? Yaptım. Neler aldınız? Vallahi etimi de aldım, ekmeğimi de aldım, sebzemi de aldım. Ben her zaman Nürnberg'tekine gidiyordum, Fürt'te de oturuyordum, zor oluyordu. Ama şimdi buraya gelmesini ben memnunum. Market aslında çok güzel. Önce Nürnberg'e gidip alışveriş yapıyorduk. Şu anda buradayız. Her şeysi burada temiz, güzel. Her şey, bir şeysi yok yani. Sakıncası yok. Her şeysi güzel. Memnunum, çok memnunuz. Allah razı olsun açanlardan da, şeydenlerden de. Çok güzeller. Memnunuz. Öncelikle Fürt'te açılmasından çok memnunuz. Ekstra Nürnberg'lere gidiyorduk. Yani 10 kilometre falan bir şey yapıyorduk. Burada hemen...
200-300 metre yakınımıza geldi. Onun için çok memnunuz yani. Neler aldınız, alışverişinizi yaptınız mı? Alışveriş yaptık. Yani bir kıymadır, biraz bir şey ufak tefek ihtiyaçlarımızı giderdik yani. Ama çok kalabalık. Böyle olduğunu tahmin etmiyordum. Yine de memnunuz burada canın açılmasından. Ben teşekkür ederim. Can Süpermarket'in sahibi Abdullah Can ve oğlu Fatih Can açılışı mikrofonlarımızda değerlendirdiler. Evet, şimdi Fürt'te zaten böyle bir ihtiyaç vardı. Müşterilerimiz de zaten Nürnberg'te her zaman söylüyorlardı. Fürt'te de bir marketiniz olsun. Çünkü burada da bayağı bir potansiyel olduğunu biliyorduk. Ve Fürt'te güzel bir yer bulduk en sonunda. 650 metrekarelik bir satış alanımız var. Zeytiniyle, peyniriyle, yani her türlü Türk ürünlerinin bulunduğu, etiyle de çok güzel bir market açtık. İnşallah devamını diliyoruz. İyi bir hizmet etmeyi umuyoruz Fürtlü vatandaşlarımıza. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Fürt'te böyle bir eksiklik vardı. Onu 20 senedir düşünüyorduk. Ama nasip kısmet bugüneymiş. O yüzden çok mutluyuz. Güzel bir yer. Bizim halkımıza hani çok uygun olan bir yer. Onlara layık olan bir yer. Çok modern, güzel bir yer. Onun için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra da daha bunun arkasında inşallah gelecek. Başka şubelerle gelecek inşallah. İhlas Medya Nürnberg temsilcisi Fethi Daş, Can Süpermarketler sahibi Abdullah Can'ı tebrik etti. Esen'de hizmete açılan Beauty Güzellik Salonu, Zarafet'in yeni adresi oldu. Sevgi Yiğit tarafından işletilen güzellik merkezi, güzelliğini ve zarafetini arttırmak isteyenlerin yeni merkezi olacak. Özel yağ kırma makinesiyle hizmet verilen mekanda, cilt bakımı ve diğer kozmetik alanlarında da müşteriye sınırsız hizmet sunuluyor. Mekanda vücutta istenmeyen tüyler özel uygulamalarla yok ediliyor. İşletme sahibi Sevgi Yiğit hizmetlerini mikrofonlarımıza anlatırken müşterileri ise mekana övgüler yağdırdılar. Burayı bir arkadaş sayesinde tanıdım. Tavsiye ettiler, geldim. Biraz yağları kırıp eritmek için ve memnun kaldım. Yani hizmetlerine memnun kaldınız. Tavsiye eder misiniz diğer bayanlara? Evet, tavsiye ederim. Hizmetlerine memnun kaldım ve verdiğin için de cidden memnun kaldım. Verilen hizmetten memnunum. Ben sık sık buraya geliyorum. Benim cildimde problemlerim vardı. Sivilcelerim, aknelerim vardı. Onlar için geliyorum. Mikroderma için geliyorum. Ciltteki lekeleri açıyor, sivilce lekelerini, çil lekelerini, siyah noktaları, ciltte germe işlemi yapıyor, toplama işlemi yapıyor. Sürekli geldiğim bir yer ve çok memnunum. Hizmetten de çok memnunum. Diğer bu tür sorunu olan bayanlara bir mesajınız olabilir mi? Var, gelsinler. Ben tavsiye ediyorum çünkü ben yıllardır bu problemle uğraşan birisi olarak çok çabuk sonuç aldım. Herkesi bekleriz. Anlam hizmetten memnunum. Sevgi Hanım'ı zaten Lavi Kozmetik Okulu'ndan da tanıyorum. Arkadaşımızın kendisi bir salon açtı. Hem katkı amaçlı hem de cilt bakımı zaten normalinde herkesin yaptırması gereken bir durum. Ayda bir mutlaka yapılması gerekiyor. Yani ayda bir defa cilt bakımı yaptırmaya geliyorum diye. Diğer bayanlara bir tavsiyeniz var mı? Kesinlikle. Bütün bayanlara, yani herkesin bakıma ihtiyacı var. Öncelikle hayırlı olsun. Esen Fronhaus Strasse'de yeni iş yerinizi açtınız. Burayı bize anlatır mısınız? Teşekkür ederim geldiğiniz için. Daha önce ben bir dükkanım vardı. O ip elle uğraşıyordum. Mezun olduktan sonra Lavi Kosmetik Şule'den burayı açmayı düşündüm. Burada zayıflama, bölgesel zayıflama yapıyoruz. İp el yapıyoruz. Cilt bakımı yapıyoruz. Şimdilik de güzel gidiyor. Bayağı da bir sonuçlarımız var. Bölgesel zayıflama dediğimizde bunu biraz açabilir miyiz? Nasıl bir makineyle çalışıyorsunuz? Faydaları nelerdir? Hangi bölgelere uygulanıyor?
Hazır bölgesel çalışma karın bölgesi olabilir, kol bölgesi, kalça bölgesi olabilir. Müşteri hangisinden rahatsızsa. Diyelim ki karın bölgesinde body shape makinamız var, vakum sistemli, infavortlu. Onunla beraber yağları kırıyoruz. Kırıp toksinle, toksin yoluyla dışarı atıyor, idrar yoluyla dışarı atıyor ve ondan sonra limf drenajın, masajın antisukumuz var. Ona giriyorlar. Bir 60 dakika onun içinde hem masaj hem vakum sistemli hem infrarotlu masaj yapılıyor. İnsanlar terleyip toksin yoluyla bütün vücuttaki zararlı toksinleri dışarı atıp ve çabuk bir zayıflamaya sonuç alıyoruz yani. Özellikle göbeklerden kurtulmak için size gelmelerini tavsiye ederseniz tabii ki. Ama çok büyük faydası var. Hem şkafın yapıyor, sıkılaştırıyor, selülitlere birebir ve sarkma olmuyor. Normal zayıflamada insanlar spor yapmadığı zaman sarkma oluyor. Ve bizim bu alette toparlama, şkafın diyoruz. Selülitlere karşı yağları eritip yani dry in einem diyebilirim daha doğrusu. Şimdi bir de cilt bakımına ve güzelliğe dönersek bayanlar tabii ki hepsi güzeller fakat kendilerini daha güzel hissettirmeleri için siz onlara ne tür uygulamalar yapıyorsunuz? Ya normal cilt bakımları var, klasik var, deluxe var ama diyelim ki mikrodermabrazyon diye bir aletimiz var. Onunla cilt lekelerini açabiliyoruz, güneş lekesini açabiliyoruz, sivilce lekelerini açabiliyoruz ve bunları bir kur halinde her hafta bir kere 6 kere 6 seans yaptıktan sonra güzel bir sonuç alacaklarına ben eminim yani. Var öyle müşterilerimiz de çok memnunlar. Siz bu mesleği daha önce yapıyordunuz. Kendinizi evet. geliştirmek için Lavi Kozmetik Şule'ye evet. gittiniz ve oradan aldığınız sertifikalarla burayı açtınız. Evet, diplomanızı aldınız. Bu tür mesleğe ilgisi olanlar da aynı yolu izlerlerse neler yapmaları lazım? Bence eğer ki içlerinde varsa Lavi Kozmetik Şule'ye sadece bir telefonla bile ulaşabilirler. Gitsinler, kendilerini geliştirsinler. Güzel bir eğitim yani bir her bayan için, ev hanımı için bile güzel diye düşünüyorum. Geleceğe yönelik hedefiniz dediğimizde Beauty House'u Esen ve çevresini açmayı düşünüyor musunuz? İnşallah nasip olursa öyle bir şey düşünüyoruz yani. Melek Öztaş Gencer, Nilüfer Onay Aktaş ve Nezira Akkaya tarafından işletilen DATVER adlı vergi danışmanlık bürosu mükelleflere anında çözüm imkanı sunuyor. Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Dişburg şehrinde bulunan DATVER vergi danışmanlık bürosu Türkçe hizmet vererek işverenlerle iletişimi daha kolay oluyor. Yıllardır başarılı çalışmalara imza atan 3 bayan vergi danışmanı, iş yerlerine ve şahıslara vergi konusunda her türlü yardım yapıyorlar. DATVER Vergi Danışmanlık Bürosu, gençlere yönelik meslek eğitim programlarıyla bu alanda yeni gençlerin yetişmesini sağlıyor. Ben Gamze, 24 yaşındayım. Meslek yapıyorum burada. Neden meslek yapmaya ihtiyaç duydun? Çünkü yani herkesin meslek yapması gerekiyor bence. Hele ki böyle bir zamanda geleceğimiz için ve en önemlisi insan sevdiği mesleği bulduğu zaman kaçırmak istemiyor onu. Öyle bir fırsat sunulduğu zaman. O yüzden buradayım ben de. DATVER'i neden seçtin? DATVER'i çünkü ilgimi çekti. Ondan önce daha birkaç kız arkadaşlarım da burada meslek yaptı. Staj yapanlar da çok oldu. Çok övdüler. İnternette de bayağı şeyler okudum DATVER'in hakkında. Özellikle patronların bayan olması çok dikkatimi çekti. Yani firmayı bugüne böyle bir şekilde yönettikleri için örnek alıyorum patronlarımı. O yüzden ve çok sevdiğim bir meslek. Bu şansı da bana verdikleri için çok mutluyum. Senin gibi gençlere bir tavsiyen olur mu meslek eğitimi konusunda? Yani çok önceden iyi düşünmelerini tavsiye ederim. Hani kendilerini ölçsünler. Acaba nasıl, nerede daha çok güçlü olabilirim veya hangi dal benim alanım olabilir? Onlar çok önemli her şeyden önce. Yani bir mesleğe başlayıp da aslında hiç istemiyorum, mecburum. O yüzden kabul ettim bu mesleği. Bence hiç iyi bir şey değil. DATVER'i bize anlatacak olursanız, hizmet alanınız ve hizmet kitleniz nelerdir? DATVER muhasebe bürosu. Biz buradaki insanlarımızı yönlendiriyoruz her konuda.
Bizim müvekkillerimiz, müşterilerimiz genellikle işte karışık. Kavset, anon, fekaf, yani araba alım satımdan tutun, market. Yeni iş kurmak isteyenler size geldiklerinde kendilerine nasıl yardımcı oluyor? Yeni iş kurmak isteyenleri bize geldiğinde biz onları çok yönlendiriyoruz, araştırıyoruz. Nereden yardım alabilirler, nereden yararlanabilirler. O konuda onları yol gösteriyoruz, yardımcı oluyoruz. Melek Hanım, burayı 3 bayan işletiyorsunuz. Ve aranızdaki dayanışmayı, uyumu bize anlatabilir misiniz? Evet, Datfer şirketimizi uzun yıllardan beri Nilüfer Hanım'la ve Nazire Hanım'la birlikte, kendisi aramızda maalesef bugün bulunamıyor, sürdürmekteyiz. Bayan olarak işimizi çok ciddi, titiz bir şekilde yaptığımıza inanıyorum. Birbirimizi en iyi şekilde tamamlıyoruz. Referans olarak da geçmişteki başarılı yıllarımızı bunu tasdikleyebilir. Bir de burada meslek eğitimi yaptırıyor musunuz? Kaç kişiye meslek eğitimi yaptırıyorsunuz? Evet, gençlerimize biz Datfer olarak mesleme eğitimi her 2 yılda bir sunuyoruz gençlerimize. Çok da yani burada geçmişteki gençlerimize şimdi bakıyoruz. Yani gerçekten çok güzel makamlarda yer almaktadırlar. Yani biz bundan çok gurur duyuyoruz. Olduğunca da yani gençlerimize bu fırsatı kesinlikle ilerideki zamanlarda da her zaman sunmak istiyoruz. Yani kapımız açıktır. Mutlaka müracaat etsinler. Marl'da bir yıl önce hizmete açılan Almina Düğün Salonu sunduğu hizmet kalitesiyle öne çıkıyor. Abdullah Kodaman ve Adem Çallı tarafından işletilen mekanda misafirler için her şey düşünülmüş. Alkollü içecek satılmayan mekanda müşteri memnuniyeti ön planda tutuluyor. Almina Düğün Salonu'nda dağıtılan yemeklerin ve et çeşitleri gibi pastalarında jelatinsiz şekilde helallik noktasına dikkat ediliyor. 2013 yılında düğünlerini Almina Düğün Salonu'nda yapan genç çiftlerin arasında yapılacak olan kura çekimi sonucunda evli çiftler umreye gitme hakkına sahip olacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Gelin hanım ve damat beyin son bir alkışla inşallah. Şimdi önce mikrofonumuzu salon sahibi Abdullah Kodaman'a, sonra da muhteşem bir düğüne, dünya evine giren genç çiftlere uzatalım. Farklı bir düğün konseptiyle Marl'da hizmet veren Almina Düğün Salonu'ndayız. Yanımızda düğün salonu sahibi var. Önce sizi tanıyalım. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Abdullah Kodaman. Almina Düğün Salonu'nun işletmecilerinden iki arkadaşız. Adem Çallı ve ben Deniz. Yaklaşık geçen sene 5. aydan beri burada insanımıza hizmet veriyoruz. Sizi diğer düğün salonlarından ayıran bir özellik var. Bu konudan biraz bahseder misiniz? Evet, en önemli özellik salonumuzda alkol yasak, getirilmesi yasak. Bu noktanın özellikle üzerinde duruyoruz. En farklı özelliğimiz bu. Bunun yanında ayrı ayrı kadın ve erkek mescitlerinin ayrı olması, teraslarımızdan ayrı olması, gelin odasıyla ışıklandırması ve klima sistemiyle gerçekten insanımıza bu noktada güzel hizmetler sunuyoruz. Hizmetler dediğimizde kaç kişiye hizmet sunabiliyorsunuz ve bu hizmetleri bize sıralayabilir misiniz? Evet, yani insanımıza burada düğün, kına, nişan ve diğer düğünlerde istenildiği zaman haremlik, selamlık şeklinde ayırma imkanımız var. Kadınların bölümü tamamen kendisine ait, erkeklerin bölümü tamamen kendisine ait olmak şartıyla 1200 müşteriye kadar, insanımıza kadar burada hizmet verebiliyoruz. Yemeğinden çerezine, grubuna full olarak burada hizmet veriyoruz. Burada düğün yapmak isteyen genç çiftlere bir mesajınız olacak mı? Evet, özellikle 2013'te salonumuzda düğün yapanlar arasında kura ile o çifti umreye gönderiyoruz. Bu bizim farkımız. Ve gerçekten burada onların memnuniyeti için, onların düğünlerini kendi düğünümüz kabul ederek o anlayışla hizmet veriyoruz.
garsonumuzdan aşçısına varana kadar, temizlikçisinden tekelisindeki işçisine kadar o inançla ve o aşkla hizmet veriyoruz. Ki şu ana kadar gerçekten burada program yapan bütün kardeşlerimizden teşekkür aldık. Öyle ayrıldılar. Bir de yemekleri burada siz kendiniz hazırlıyorsunuz. Burada dikkat ettiğiniz önemli kriterler var mı? Tabii mutlaka. Yani gelişi güzel tavuğundan etine varana kadar, pastasına varana kadar, jelatin meselesine varana kadar özellikle helallik noktasına dikkat ediyoruz. Yani et aldığımız yer, işte tavuklu istenildiği zaman tavuk meselesi, pasta meselesi. En önemli dikkat ettiğimiz meseleler bunlar. Evet gençler, öncelikle sizlere ömür boyu mutluluklar diliyoruz ve gelin hanımdan başlayalım. Önce sizi tanıyabilirim. Efendim? Önce sizi tanıyabilirim. Münevver Pelin. Kızlık soyadım Özel'dir. Ben adım Mahmut Peri. 90 doğumluyum, 40'lıyım. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bugün burada düğün yapıyorsunuz. Neden burayı seçtiniz, öğrenebilir miyim? Buraya ortamı çok beğendiğimizden seçtik. Tanıdığımız olduğu için burayı seçtik. Düğünümüzü ilahi eşliğinde yapmak istedik. Mehter takımı getirdik. Mehter takımına bir renk katmak istedik. İlahi düğünler. İlahi düğünleri genelde dıştan bakıldığı zaman monoton görüldüğü için bize değişiklik katalım dedik. Mehter takımına katalım dedik. Bir değişiklik olsun dedik. O şekilde. Evet, size soralım. Nerede tanıştınız, nasıl tanıştınız anlatabilir misiniz? O çok derin bir mevzu. Arkadaş vesilesi diyelim kısaca. Ve bugün çok mutluyuz. Evet çok mutluyuz. İkimiz de çok mutluyuz. O zaman biz size tekrar ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Avrupa'nın gözde mekanlarından olan Gramofon Restoran da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Belirli aralıklarla ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturan mekanda bu ay Coşkun Sabah sahne aldı. Doğum günü ve özel günlerin kutlanabileceği mekanda müşteriler için her şey düşünülmüş. Şimdi sahne öncesi Coşkun Sabah'la yaptığımız röportajı ekranlarınıza getirelim ve ardından restoranın vazgeçilmez sanatçısı Deniz Gençoy'a mikrofon uzatalım. Efendim öncelikle Almanya'ya, Dortmund'a Gramofon Restoran'a hoş geldiniz. Evet, merhaba. Duygularınızı bizimle paylaşmışsınız. Neler söylemek istiyorsunuz buradaki hayranlarınıza? Yani tabii heyecanlıyız. Minik heyecan da var. Biraz sonra onlara huzurlarında olacağız. Güzel bir mekana geldik. Güzel bir yere geldik. Onun da keyfini yaşadım. Çünkü bize yakışan bir yer. Çok güzel bir mekan. Her zaman o her konserden önce bir sanat heyecanı vardır. Yani nereye giderseniz gidin. Her sanatçı yaptığı her konserde bir heyecan illaki duyar. Bu bir sanat heyecanıdır. Sanatçının işini yaptığı zaman duyduğu, hazın vermiş olduğu heyecan ve dinleyicilerine en iyi hizmeti vermiş olmanın heyecanıdır. Ben de bu tabii ki bu heyecanı yaşıyoruz. Almanya'da bizim şarkılarımızı özümsemiş çok büyük bir kitle var. Bizim şarkılarımızla haşır neşir olmuş. Onu her zaman dinleyen gerek sanal ortamda gerek albüm CD anlamında da muhafaza eden ciddi bir kitle var. Her Almanya konserinde ve her Avrupa konserinde de bunu gözlemliyorum. Özellikle Anılar, Bahar Bekleyen Kurmalar gibi Aşığım Sana Avrupa'daki yaşayan yurttaşlarımızın hiçbir zaman unutmadığı şarkılar bunlar. Bu akşam da çok güzel bir konser olacaktır. Müessese de çok güzel bir müessese. Yani gurur duydum Almanya'da böyle bir Türk yerinin olması, bu kadar kaliteli bir Türk yerinin olması. Gurur verici bir olay. Emeği geçenlere ve sahiplerine de buradan saygılarımı sunuyorum. Deniz Gençay, 1,5 yıldır Dortmund'da Gramofon Restoran'da sahne alıyorsun. Türkiye sahnelerini bırakıp Dortmund'a, Almanya'ya gelmeye değdi mi? Değdi, şöyle değdi. Türkiye'de ben her röportajımda bunu söylüyorum. Türkiye'de Türk sanat müziği mekanları ve Türk sanat müziği solisti bulmaları çok kolay. Ama Almanya'da maalesef Türk sanat müziği icra eden çok az
yer var solist ve mekan anlamında. Ben de bir misyon aldım üzerime ve Dortmund'da özellikle Dortmund ve çevresinde Türk Sanat Müziği severlere Türk Sanat Müziği'ni yaşatmak ve devam ettirmek istiyorum. Bu anlamda da çok mutluyum ve değdi diyorum. Çünkü burada Türk Sanat Müziği denildiği zaman direkt Deniz Gençay akla geliyor. Mekan olarak gramofonda olmak bir ayrıcalık tabii ki. Onu hiç söylememe gerek yok zaten. Eğer yani sadece Türk sanat müziğini sevmem veya buraya taşımam değil, mekanın gramofon olması da bir ayrıcalık. Hep söylüyorum, gramofon benim vazgeçilmezim. Sahnede de takip ettiğimiz gibi dinleyicilerinizle bütünleşiyorsunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Dinleyiciler beni sevdiler. Aile olarak içlerini aldılar. Hepsi benimsedi. Ben de onları çok sevdim. Bir kere o elektriği zaten karşılıklı alıyoruz. Onların gözlerindeki gülümseme, memnuniyetleri otomatikman bana geçiyor. Ben de aynı şekilde onlara geri iade ediyorum. Sizi dinlemek isteyenler neler yapmalar lazım? Beni dinlemek isteyenler özellikle güzel yemeklerini alacaklar önlerine. İçeceklerini alacaklar. Güzel müzik dinleyecekler sade bir şekilde. Biz de öyle... Aynen Türkiye'deki nezih Türk Sanat Müziği ortamlarındaki ortam burada var. O yüzden de güzel Türk Sanat Müziği böyle bol 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 istek isteyecekler. Başka bir şey yapmasınlar. Ve Dortmund'a gramofon restoranta gelecek. Gramofona gelecekler. Başka adresi yok. Evet Nurcan Hanım, öncelikle doğum gününüzü kutluyoruz. Teşekkür ederim. Bu akşam doğum gününüzü kutlamak için neden gramofonu seçtiniz? Bizimle paylaşın. Gramofon her zaman geldiğimiz yer. Saygıdeğer arkadaşların yeri. Bu akşam da coşkun sabah geldiği için ve de benim doğum günüm aynı zamanda olduğu için burayı seçtik. Arkadaşlarımı da, en samimi arkadaşlarımı çağırdım. Umarım güzel bir gece olur. Öncelikle size mutlu yıllar dilemek istiyorum. Bu akşam burada doğum gününüzü kutluyorsunuz. Burayı seçmenizde özel bir amaç var mı? Burayı seçmemizde özel nedenler var tabii. Müzik çok güzel, nezih bir ortam. Bu bölgede bu kadar güzel bir yer yok. O yönden ben başta Hasan Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Burayı ne zaman gelseniz her zaman dolu görüyorsunuz. Etrafınıza baktığınız zaman diğer yerlerin farkını görüyorsunuz. Onun için siz de burayı tercih ettiniz. Buraya gelmeyenlere bir tavsiyeniz var mı? Buraya gelmeyenlere tek tavsiyem ille gelin, bir kere de olsa görün. Evet, yine yanımızda bir doğum günü olan hanımefendi var. Tuna Hanım, evet. Doğum gününüz kutlu olsun. Sizlere ömür boyu uzun mutluluklar diliyoruz. Duygularınızı bizimle paylaşın. Çok mutluyum. Gramofon'da daima zaten buradayım. Doğum günümü de burada kutlamak istedim her zamanki gibi. Çünkü burası ailemizle geldiğimiz yer. Yani çok rahat hissediyoruz burada bulunmaktan. Buraya gelmeyen izleyicilerimize bir tavsiyeniz olabilir mi? Evet, yani ailece burada artık ne eğlencede bulunuyorsanız rahatlıkla yani eğlenebilirsiniz. Mekanın sahibi başarılı iş adamı Hasan Dere, sektörün iddialı isimlerinden. Evet Hasan Bey, Gramofon Restoran çok güzel bir şekilde gidiyor. Burada bir inşaat var. Bu inşaatı bize anlatır mısınız? Evet, evet, son kademeye yaklaştık. Gramofon Balo, Gramofon Event Salonumuz. Az kaldı. Son kademelere yaklaştık. Yakında açılışımız olacak. Hasan Bey, burada nasıl bir hizmet kalitesi sunmayı düşünüyorsunuz müşterilerinize? Tabii ki farkımız olacak. Kesinlikle farkımız olacak. Yüksek düzeyde biraz daha farklı, yani elit şekilde insanların bu tarza balo salonu ihtiyacı var kesinlikle. Bildiğiniz gibi düğünler, misal veriyorum, düğünler gittikçe azalıyor. İnsanlar artık daha kaliteli, yani 1000 kişilik, 1200-1300 değil, daha kaliteli 300-400-500-700 kişiye kadar daha kaliteli bir düğün istiyorlar. Talep çok güzel. Gençler geliyor, çok şükür buraya geliyorlar, beğeniyorlar. Hasan Bey, burada düğün yapmak isteyen çiftlere ne gibi bir hizmet sunmayı planlıyorsunuz? A'dan Z'ye kesinlikle kalite olacak. Gördüğünüz gibi bizim bir farkımız var burada balo salonumuzda. Kesinlikle kalite sunmak istiyoruz. Yüksek bir kalite. Yüksek bir kalite sunmak istiyoruz. Zaten o kaliteyi arayan talep çok. Biz elimizden geleni yapacağız. Gelsinler, görsünler mekanımızı. Az kaldı, son kademeye yaklaştık. Başladık, artık talepler geliyor. Alıyoruz artık, yani kabul ediyoruz, geliyorlar. Az kaldı. Açılış için bir tarih müjdesi verebilir miyiz?
Çok güzel sürpriz mi olsun yoksa? Sürpriz olsun diyorum ben aslında. Az kaldı. Az kaldı. Bence açılışa çok önemli bir sanatçı da getirmeyi planlıyorsunuz. Evet, benim bir sözüm vardı. Bilirsiniz, siz de bilirsiniz. Ta ilk dönemden Gramofon Restoran'da bir sözüm vardı. Onu tutacağım. Gelecek değerli sanatçımız, gelecek açılışımızı yapacak burada. İnşallah bize takip edeceğiz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İlkbahara yaklaştığımız bu günlerde alerjik hastalıklarda artış gözlenmeye başlandı. Dişbuk'ta hizmet veren Moha Sağlık Merkezi'nin sahibi, doğal tedavi uzmanı Özel Alan, Postun Sesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Merkezi biz yıllardır tanıyoruz ve takip ediyoruz. Çok başarılı tedavilere imza attınız. Bize Moha Sağlık Merkezi'ni tekrar bir tanıtabilir misiniz? Evet, hoş geldiniz, sefa geldiniz, hayırlı günler dileriz. Biz 33 yıl oldu şu anda Moha Doğal Sağlık Merkezi olarak dünya çapında bir isim yaptık. Hatta geçen de bir üniversite mezunu, bir Alman doktor buraya bizimle tanışmaya geldi. O dedi ki, biz internetten inceledisi institüt gibi görünüyor. Sağlık ocağı değil dedi. Burası çok büyük bir klinik. 2 kat, 30 küsur oda, 70 çeşit alet, 10 çeşit araştırma, terapi. Bunlar neden oluyor? Çünkü biz Moha vizyon ve misyon sahibi olarak yıllarca bizim aldığımız bir prensip var. O prensibimiz de şudur: en son teknolojiyi takip, en son aktüel tıbbi doğal bilgileri takip. İşte bizim ayakta 33 yıl kalmamızın sebebi budur. Gördüğünüz gibi geçen gelmenizdeki elemanlarımız burada yok. Yepyeni bir elemanlar. Mesela kim? Aşağı katta profesör, mesela Doktor Grondal, biyoloji doktoru ve heilpraktik iş verdik. Frau Hülya Giyibil'e iş verdik. O da doğal hekim. Yeni yeni elemanlar alıyoruz. Yeni eleme arıyoruz. Buluyoruz. Eğitim yaptırıyoruz. Zaten eğitimleri yapmışlar. Kendimiz bir elekten, süzeçten geçirdikten sonra bunları alıyoruz. Şimdi bizim güçlü olduğumuz, bütün dünyanın teknolojik biyo aletlerini fuarlarda takip ediyoruz. Oradan bilgi alıyoruz, prospekt alıyoruz, denetliyoruz. Bunu sertifikasına, CE ve numaralı sayılarına bakıyoruz. Ve de ne klinik aşamalarından geçmiş. Her aleti değil. Bu aldığımız buraya aletlerin hepsi vatandaşlar tarafından hep memnun. Sonra biz gördüğünüz gibi piyasada, yani kendimiz de bir üretim, kendimiz ekibi de bir eğitim ve öğretim üzerinde çok büyük bir gelişmeler var. Mesela son zamanda baktık, dünyadaki bütün insanlar alerjiye yakalanıyor. Tıbbı incelediğimiz zaman tıp kendisi diyor ki, alerjiyi biz diyor %50'sini diyor vatandaşların kemikal, kimyasal ilaçlarına stabilize ediyoruz. %50'sini de diyet gibi şeylerle koruyoruz. Şimdi burada bir mantık çıkıyor. Ne oluyor? Çare çıkmıyor. Hayrım çıkmıyor. Biz bunu düşündük. Moha humoral terapi denen bir konsept hazırladık bizim ekiple beraber. O Moha humoral konseptte bizim 7 dalda alerjik ilaç, mesela birisi biyorezonans, mesela Baunscheid terapi, 1750 senesinde Karl Baunscheid bunu bulmuş. Ama unutulmuş. Biz bu metodu çıkarttık. Vatandaşlar uyguladı mı? Alerjiyi kendimiz, biyorezonans ve Baunscheid gibi bazı humoral terapi, kendimizin bulduğu kanteriden flasta gibi bazı ilaçlar, bir de kendimizin ürettiği biyomoleküler üzerine ortomoleküler yaptığımız enzim terapisi. Biz 33 sene önce enzim preparatları hastalara verdiğimiz zaman, doktorların antibiyotikte çaresiz kaldığı zaman bizim enzimler çok fayda buldu. Bu da ne demek bu enzim? Meyvelerin, egzotik meyvelerin, tropik meyvelerin içerisindeki bulunan bir madde bu enzim. Almancası enzim. Şimdi bu ne demek? Bu enzim vücudun katalizatörüdür. Vücudu temizliyor. Biz alerjide niye başarı sağladık? Çünkü biz istedik ki bütün vücuttaki blokaları çözelim. Vücuttaki bütün toksik maddeleri dokulardan ve hücreden atalım. Tıp şimdi bu sene yeni bir ilim buldu. Ne ilimi?
bütün hastalıklar, migreneden en ufak hastalıktan tutun şu kansere kadar en büyük hastalıkların sebebi blokadalar. Yani hücrelerdeki blokada, dokulardaki blokada, organlardaki blokada. İşte biz böyle humoral terapi ile biz bu blokaları çözüyoruz. Tekrar içerideki blok olmuş organları kan ve metabolizmadan tekrar devreye sokarak vücuttan dışarı atıyoruz. Mesela bizde muhasiyolot denen bir kapsül var. Aldığınız zaman Almanca'da wird eingenommen, aber nicht aufgenommen. Ne demek istiyoruz? Bunu aldığın zaman bütün alerjik, toksik, zehirli maddeleri, hatta amalgam ve bazı birikinti, yılların birikinti alıyor. Kendisi de beraber dışarı atıyor. İdrardan, tuvaletten, terden, nefesten dışarı atıyor. Hellborn Hükümet Binası'nda açılan Karma Resim Sergisi'nde Türk ressamın eserleri de yer aldı. Hellborn'da yaşayan ve birçok ülkede 30'dan fazla sergide eserleri yer alan emekli öğretmen, Türk ressam Ergül Ertem'in tabloları büyük beğeni topladı. 1975 yılında Almanya'ya geldim ve o günden bu yana Hellborn Alman Ressamlar Topluluğu Derneği'ne üyeyim. Defalarca kişisel sergi açtım. Bu bir karma sergi. Heilbronn Landratsamt'ta. Zannederim 24 sanatçı katıldık. Yüzün üzerinde eserle. Ben de 3 resimle bu sergiye katıldım. Son çalışmam yaşadığım bölgeden. Burada çok büyük, güzel bir park var. O parkta her gün yürüyüş yapıyorum. Ve o parkın 4 mevsimini yaşıyorum. Beni çok etkiliyor. Ve onun üzerine, bu son çalışmalarım onun üzerine. Ama yıllarca Türkiye'den çalıştım. Çünkü ben Akdeniz bölgesinden geliyorum. Akdeniz bölgesine ve oraya ait iklimi, insanları, doğasıyla. Zaten ben tamamen Anadolu'dan esinlendim yıllarca, halen de öyle. Yani duygularımız, düşüncelerimiz hep Anadolu'dan besleniyor diyebilirim. Serginin açılışına Stuttgart Başkonsolosu Türker Arı da katılarak tabloları yakından görme imkanı buldu. Başkonsolos Arı Ergül Ertem'i tebrik etti ve başarı dileklerinde bulundu.